Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yolcu otobüslerine ve toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirildi. Otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi, taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve yolcuların seyahatlerinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak maksadıyla yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin, toplu taşıma araçlarının sürekli denetlenmesi ve şoförler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun yoğun şekilde hissettirilmesi amacıyla sivil kıyafetli trafik jandarması denetim personeli tarafından toplu taşıma araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binilmesi suretiyle Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde 26 Eylül 2023 tarihinde 8 trafik jandarması timi tarafından icra edilen sivil kıyafetli denetimler neticesinde 25 adet otobüs ve toplu taşıma aracını denetlenerek 3 adet otobüs ve toplu taşıma aracı şoförüne 1823 lira trafik idari yaptırım cezası uygulanmış olup bir araç trafikten men edildi. Sayın yolcular, sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Araca sizinle birlikte bindim. Görevim, sürücü arkadaşın trafik kural ihlali yapıp yapmadığını, sürücünün ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kalktıklarını kontrol etmektir. Otobüs ve minibüs kazalarında büyük çoğunluğunda siz yolcularımızın emniyet kemeri takmaması sonucu araç içerisinde savrulma ve devrilen aracın altında kalma sonucu yaralanmalar meydana geliyor. Değerli sürücümüzün herhangi bir kural ihlali yapmadığı tespit edildi. Sizler adına ona teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Siz değerli yolcularımızın lütfen bundan sonraki seyahatlerinde sürücülerimizin kural ihlallerini 112 ihbaratını arayarak bilgi vermenizi rica ediyorum. Böylece seyahat esnasında kendi güvenliğinizi kendiniz güvence altına almış olacaksınız. Emniyet kemerinin sizleri hem koltuğa hem hayata bağladığını unutmamanız dileğiyle iyi yolculuklar. Merhaba sevgili sinema severler ve Kemaliye'nin Cennet Köşesi. Erzincanlı yazar Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu adlı eserinden sinemaya uyarlanan film çekimleri Kemaliye'de yapıldı. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in yaptığı sinema, çocuklara hitap eden bir hikayeyi görsel bir şekilde filme aktarıldı. Aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının öneminin anlatıldığı hikayede kitapta adı geçen Kenan ve ağabeyinin mutluluk hayalleri de ele alınacak. Filmin konusu ise şöyle. Hikayede okula daha başlamamış küçük Kenan ve ağabeyinin hayatları anlatılıyor. Bir yaz gecesi damda uzanıp yıldızları izleyen Kenan ve abisi kendilerine birer yıldız seçerler. Bu sırada kayan bir yıldızı görürler. Ve abi Kenan'a kayan yıldızlarla ilgili bir sır verir. Günler geçer, Almanya'dan dayıları gelir. Abi bir bisiklet, küçük Kenan'a da bir top getirir. Asıl hikaye ise bundan sonra başlar. Çocukluk, kıskançlık, heves, pişmanlık. Sonrasında her şeyden vazgeçiş, her şeyden öte bir sevgi, kardeş sevgisi ve dua, bolca dua ederler. Yıldız Tozu filminin uygulayıcı yapımcısı Nihat Sönmez, yapım asistanı ise Rabia Hoşgör, filmin oyuncu kadrosunu ise Türkü Turan, Toprakcan Adıgüzel, Açelya Devrim Yılhan, Serdar Özer, Birgül Ulusoy, çocuk oyuncular Süleyman Biçen ve Berat Çağan yer alıyor. Merhaba sevgili sinema severler ve Kemaliye'nin Cennet Köşesi sakinleri. Mustafa Kutlu'nun kelimelerle dokuduğu büyülü hikaye Yıldız Tozu artık beyaz perdenin masalsı dünyasında hayat buluyor. Ve bu eşsiz gösterim doğa ve tarihle iç içe büyüleyici Kemaliye'mizde gerçekleşecek. Kemaliye, tarihinin dokunuşları ve doğanın sonsuz güzellikleriyle sizi bir masal diyarına davet ederken, Yıldız Tozu'nun derin ve etkileyici hikayesi kalbinizde unutulmaz izler bırakacak. Bu özel günde filmimizin yıldızları da aramızda olacaklar. Onlarla bir araya gelme, hatıra fotoğrafı çekilme ve hikaye üzerine kalbinizin derinliklerine dokunacak sohbetler etme fırsatını yakalayın. Yıldızlar altında birlikte sinemanın sihirli dünyasına adım atalım.
30 Eylül'de Kemaliye'nin kalbinde. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan'da göreve başlayan öğretmenleri bilgilendiriyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Gençlik Sizin Eseriniz projesi dahilinde. İlk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitim öğretim veren öğretmenlerin toplumun huzur ve güvenliğine yönelik eylemlere ve provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla Erzincan'a yeni ataması yapılan öğretmenlere yönelik Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü merkezde ve ilçelerde yeni göreve başlayan 263 öğretmene bilgilendirme yaptı.